Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı olarak 2010 ila 2012 yılları arasında görev yaptı. Christian Wülf birkaç gündür gözlerden uzak bir programla Türkiye'de ve bazı özel ziyaretler yapıyor. İşte, o ziyaretler kapsamında 1 Mayıs çarşamba akşamı İstanbul'da Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar'ın konuğu oldu. Çağlar, da, doğum gününde gerçekleşen ziyarette, Almanya Eski Cumhurbaşkanı Wülf, o akşam yemeğinde ağırladı. Öncelikle, doğum günü nedeniyle Çağlar, ı kutlayan Hülf, ağırlıklı olarak uluslararası konuların ele alındığı samimi bir sohbete imza attı. Örneğin, Türkiye ile Rusya arasındaki sorunların aşılıp, iki ülke arasındaki barışın yeniden sağlanmasında sizin çabalarınızın çok önemli etkisi ve sonucu oldu. Diyen Almanya eski cumhurbaşkanı, ziyaret ettiği çağların edindiği izlenimi merak etti. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nasıl biter? Sonuca ulaşılabilmesi için ne gibi adımların atılması ve nelerin yapılması gerekir? Sohbette, Wülf ve Çağlar, uluslararası diplomasinin yakından izlediği Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayıp, şu noktada birleştiler. Dünyanın huzuru için, tüm savaşlar bitsin. Yanı sıra, Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen sohbette Almanya ile Türkiye'nin tarihten gelen ilişkileri ve dostlukları var. Halen milyonlarca vatandaşımız Almanya'da yaşıyorlar ve Almanya'nın kalkınması için çalışıyorlar." diyen Çağlar Beklentisi'ni aktardı. "Türkiye teröre karşı büyük bir mücadele veriyor. Almanya'dan da teröre ve Türkiye'deki ayrılıkçılara destek vermemesini bekliyoruz." şunu özellikle vurguladı. "Batı bazı konulara özgürlükler çerçevesinde yaklaşıyor. Oysa Batı'nın özgürlük anlayışı, ülkemizin bulunduğu coğrafyaya uymuyor. Siyasi çizgisini de, Atatürk çizgisinde, dine saygılı, liberal ve merkez siyasi görüşte, Avrupa'ya açık olarak tanımladı. R.U.Y.A.D'den Çağlar'a Kitap Kutlaması Kitabı, Cavit Çağlar, Fırtınalı Bir Yaşam Öyküsü Nü araştırmacı yazar Hulusi Turgut Kalem'e aldı, iki ay önce de yayınlandı. İlk günden itibaren, Büyük ilgi gören kitap gazetelere ve dergilere sık sık konu oluyor. Hatta, Türkiye'nin her yerinden Çağlar'a davetler geliyor. Yanı sıra, Çağlar, ÖNİ İstanbul'daki ofisine ziyaretler de sürüyor. Kısa adıyla R.U.Y.İ.A.D. olarak bilinen Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği Yönetimi de ziyaret edip kitabı için kutladılar. Osman Gazi Meydanı'nı CHP Genel Başkan Yardımcısına gezdirdi. Erkan Aydın, A yalnızca Osman Gazi Belediye Başkanı olarak bakmamak gerekiyor. Üçüncü adaylığında zafere ulaştığı başkanlığı öncesinde, 2015'ten itibaren 3 dönem CHP Bursa Milletvekili olarak parlamentoda görev yaptı. Çalışkanlığı, vatandaşa yakınlığı ve samimi diyaloğuyla tanındı, CHP Genel Merkezi. NDE etkili milletvekilleri arasında yer aldı. O nedenle Ankara'da geniş bir siyasi çevresi var. Nitekim, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, ile geçen dönem Genel Başkan Yardımcısı olun, 31 Mart'ta CHP Malatya Büyükşehir adayı olarak sandık yarışına giren Veli Ağbaba ziyaretine geldiler. CHP Bursa, Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk'üf Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'le birlikte konuklarına Osman Gazi Kent Meydanı'nı gezdiren Aydın, meydanın işletilmesi düşüncelerini paylaştı. İlk Ankara ziyareti DSİ Genel Müdürüne. 31 Mart sonrası, göreve hızlı başlayanlardan biri Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır. Oldu. Bir yandan, seçilmesi nedeniyle kutlama ziyaretlerini kabul eden Tayır. Bir yandan kolları sıvayıp işe başladı. İlk olarak da, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz'la birlikte Ankara'ya gitti ve DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Baltay'la görüştü. Görüşmenin konusu da, Orhaneli'nin sulama sorunları. Oldu. Yakmayalım, ormanlarımızı koruyalım ve sahiplenelim. Orman benim. Yakın geçmişte Bursa il genelinde eşsiz ormanlarımız vardı. Gelin görün ki kimi bilinçsiz davranışlardan, kimi kasıtlı hareketlerden orman yangınları yaşıyoruz. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bu yangınları şöyle tasnif ediyor. Hasat sonrası atıkların yakılması, tarımsal alan ve yerleşim alanlarındaki atıkların yakılması, araçla seyir halindeyken sönmemiş sigaraların açık alanlara atılması, nemin çok düşük olduğu günlerde açık alanda piknik yapılması, ormanlık alanlarda yakılan ve tam söndürülmemiş ateşler. Bunlara, kaynak ve spiralle metal kesme sırasında çıkan kıvılcımları, bakımsız enerji nakil hatları ve patlayan trafoları, biçer döer kaynaklı yangınları, gelişi güzel atılan cam parçalarının yol açtığı yangınları da eklemek gerek. İşte, Orman Bölge Müdürlüğü. Yangınlarla azalan ormanlarımız için Orman Benim kampanyası başlattı. İlk etkinlikte bugün saat 10.00'da Otosansit üstündeki ormanlık alanda televizyon programında Aileyi anlattı. Bursa'nın tanıdığı bir isim Mehmet Rıza Özücar gazetelerdeki yazıları yanında psikolojisi üzerine araştırmaları ve kitaplarıyla biliniyor. Bizim de sohbetinden keyif aldığımız bir dost. Özücar hafta içinde Kadınca TV'de Ece Erken'in konuğu oldu araştırmaları doğrultusunda insan ve aileyi anlattı. Program bitiminde de Ece Erken'e kitaplarından bazılarını armağan etti.